Tam tamına 500 yıl yaşayabilen dünyanın en uzun ömürlü canlısı. Ne mi? O bir Grönland köpek balığı. Gelin hep beraber bu enteresan canlıyı inceleyelim. Videoda gördüğünüz üzere Grönland köpek balığı sanki nesli tükenmiş de tarih öncesinden gelmiş gibi duruyor. Normal bir büyük beyaz köpek balığı ise oldukça atak ve hızlı olmasına rağmen bu canlı münzevi ve yavaş hareketler sergilemekte. Grönland köpek balığı Grönland çevresindeki sularda yaşayan birçok balıktan sadece birisidir. Ancak köpek balığının yaşadığı tek alanda bu değildir. İzlanda, Norveç, Kanada ve yakınlarındaki Kuzey Atlantik Okyanusu'nda da bulunabilir. Grönland köpek balıklarının en önemli özelliği diğer tüm omurgalı türleri arasında en uzun yaşam süresine sahip olmalarıdır. Bu sürenin 300 ila 500 yıl arasında olduğu tahmin edilebilir. Grönland köpek balığı en büyük köpek balığı türlerindendir. Uzunluğu 7,5 metre, ağırlığı ise 1,5 tona kadar ulaşabilmektedir. Grönland köpek balığı kısa, yuvarlak bir burnuna sahiptir. Küçük gözleri ve çok küçük sırt ve göğüs yüzgeçleri olan bir türdür. Solungaç açıklıkları türün büyüklüğü için oldukça küçüktür. Grönland köpek balıkları çok sıra dışı dişlere sahiptir. Büyük besinlerle beslenirken çenesinin dönme hareketini kullanır. Üst çenedeki 48 ila 52 sayıları arasında değişen dişler çok ince ve sivri uçludur. Bu üst çene dişleri bir zımba işlevi görürken alt çene ise hızlı ve kolay bir öldürme için avlarının büyük parçalarını kesmeye devam eder. Grönland köpek balıkları her şeyi yiyebilir. Grönland köpek balıkları mucizevi bir iştaha sahiptir ve neredeyse her şeyi yiyebilir. Tipik olarak yılan balıkları, pisi balığı ve diğer küçük köpek balıklarını yerler. Bununla birlikte ölü hayvanların leşlerini de yerler. Ayrıca kara hayvanlarının yedikleri de görülmüştür. Bazı araştırmacılar Grönland köpek balıklarının midelerinde kutup ayısı çenesi, bütün bir ren geyiği, at kemikleri ve bir geyik derisi bulmuşlardır. Bu denli geniş spektrumlu bir beslenmeye sahiptirler. Grönland köpek balıkları tehdit altında hissediyorlarsa bir insanı kolayca yaralayabilecek ya da öldürebilecek bir güce ve büyüklüğe sahiptir. Ancak kayıtlara geçen böyle bir saldırı yoktur. Grönland köpek balığının eti yüksek konsantrasyonlarda trimetil amin oksit bulunması nedeniyle toksiktir. Su ne kadar soğuksa Grönland köpek balığı o kadar mutlu olur. Tüm köpek balıkları soğukkanlıdır. Ancak bu canlı gerçekten soğuk bir ortamda büyür. Grönland köpek balıkları -1 ila 10 derece arasındaki suda kalmayı tercih ederler. Ve her mevsim suyun en soğuk kısmına göç ederler. Tüm bu özellikleri Grönland köpek balıklarını mucizevi kılıyor. Ancak bunlardan bir tanesi bu canlıyı diğer tüm canlılardan ayırıyor. O da çok uzun ömürlü olmaları. Öyle ki yaklaşık 392 yaşlarında keşfedilen bir Grönland köpek balığı doğduğu zaman tahtta Sultan 4. Murat vardı. Science dergisindeki bir yazı, Nielsen ve uluslararası bir araştırma ekibiyle 2010-2013 yılları arasında yakalanan 28 dişi Grönland köpek balığının yaşını belirlediğini ifade etmektedir. Nielsen ve arkadaşları Grönland köpek balıklarının yaşlarını belirlemek için araştırma yapmıştır. Şöyle ki birçok balığın yaşı kulaklarında bulunan kalsiyum karbonat taşlarının diğer adıyla otolitin büyüme katmanlarını sayarak belirlenmektedir. Ancak köpek balıklarının böyle bir kulak taşları yoktur. Bunun yerine gözlerdeki lensler kullanılır. Gözün lensi zaman içinde biriken proteinlerden yapılmıştır. Lensin tam ortasındaki proteinler köpek balığının annesinin rahminde gelişirken oluşmaktadır. Bilim insanları proteinlerin ne zaman oluştuğunu belirlemek için
zaman içinde radyoaktif bozulmalara maruz kalan karbon 14 olarak bilinen bir karbon seviyesini belirlemeye dayanan bir yöntem geliştirdiler. Elde edilen bulgular ise oldukça şaşırtıcıydı. Grubun en büyük köpek balığı olan ve sadece 5 metreden daha uzun olan bir dişinin Nielsen'ın işaret ettiği gibi olası yaş aralığı 272 ile 512 yıl arasında olmasına rağmen büyük olasılıkla 392 yaşında olduğunu ortaya koymuşlardır. Ancak bu canlıların bu denli uzun yaşamalarının nedenleri fizyolojik ve genetik açıdan incelenmesi gerekmektedir. Kim bilir, buna neden olan genler ileride insanlara aktarılabilir hale gelir ve biz insanlar belki de 400-500 yıl yaşayabiliriz.